Sayın Genel Başkan AK Parti'nin Atlantik sistemine boyun eğdiğini söyledi. Ben de şunu soruyorum. Boyun eğdiyse Vatan Partisi hala AK Parti ile aynı gemide mi? Evet. Şimdi evet şu anda AK Parti ile ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Vatan Partisi aynı gemide. Şimdi tarihine baktığımız zaman AK Parti'nin nedir? AK Parti yönetiminin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi'nde eş başkan olduğu bir dönem var. Ya bir kere Tayyip Erdoğan yönetimini 2002 yılı Kasım ayında iktidara bir Amerikan tertibi getirdi. Yani Amerika tarafından iktidara oturtuldu. Ecevit hükümeti bertaraf edildi bir erken seçimle. Amerika tarafından iktidara oturtuldu. Ve ondan sonra da Büyük Ortadoğu Projesi, genişletilmiş Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığı görevini Sayın Tayyip Erdoğan üstlendi. Hatta hatırlayacaksınız 17 Şubat, 14 Şubat ve 17 Şubat 2004 günü, bakın gün olarak veriyorum, ya 17 ya 14 Şubat 2004 günü Kanal D televizyonunda Teke Tek programında Sayın Tayyip Erdoğan, o zaman Cumhurbaşkanı değildi, Başbakan'dı, şunu söyledi. Dedi ki, hani var ya Amerika Birliği, yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın sözlerini burada tekrar ediyorum. Hani var ya Amerika Birleşik Devletleri'nin genişletilmiş Ortadoğu projesi, bu projenin eş başkanıyım ve bu proje kapsamında Diyarbakır merkez olacak, yıldız olacak. Yani hatta bakın projenin eş başkanı olmanın ötesinde bir projedeki rolü de somut olarak ifade etti. Diyarbakır nerenin merkezi olur? Nerenin yıldızı olur? Yani Diyarbakır Türkiye'mizin en değerli kentlerinden biridir. Ondan sonra Türk toprağının ayrılmaz parçasıdır. Orada yaşayan halkımız bu milletin bir parçasıdır. Ondan sonra ama Diyarbakır ve Ankara'dır Türkiye'nin merkezi. İstanbul bile değildi. Mesut Yılmaz da AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. Bu Diyarbakır'la alıp veremedikleri. Yani, tabii, hep Diyarbakır'dan yani, tarif ediyorlar. Ama şu var, Kürdistan dayatmasını Avrupa Birliği olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun. Kürdistan da değil o. Kürdistan adı altında bir ikinci İsrail devletçiyi dayatmasını Türkiye'nin önüne devamlı Amerika ve Avrupa koyuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da ki o zaman başbakandı, Diyarbakır'ın merkez olacağını, bu rolü üstlendiklerini söyledi. Yani ne diyor? Biz diyor Amerika'nın o ikinci İsrail dayatmasına teslimiz. Değil mi? Yani çok. Türk devletinin yöneticileri, başbakanı başka devletlerin projelerinde görev almaz. Türk devletinin yöneticilerinin görevini Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası belirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Büyük Ortadoğu Projesi diye bir proje yok. Karayolları var, şey var, Tapu Dairesi var, İçişleri Bakanlığı var, Savunma Bakanlığı var falan filan. Ama Büyük Ortadoğu Projesi diye bir görev yok. O zaman biz, neyse biraz fazla uzatmayayım ama önemli olduğu için söyleyeyim. O zaman biz Cumhurbaşkanı'na başvurduk. Dedik ki, Başbakan'ın görevden geri al. Çünkü sen atadın sonuç itibariyle ve görevden alabilirsin. Her neyse ama bunun için söylüyorum. 2014 yılına kadar Sayın Tayyip Erdoğan'ın AK Parti yönetiminin Amerikan emperyalizminin güdümünde ve İsrail'le iyi ilişkiler, işbirliği içerisinde bir rolü oldu. Hatta bu rolün bir parçası olarak 2007-2008'de ne yaptı? Türk ordusunun komutanlarını, 3000'in üzerinde subayı, genelkurmay başkanı dahil, ondan sonra komutanlarını ve Vatan Partisi liderlerini hapse attılar. Değil mi? Bu da bir Amerika göreviydi ve FETÖ ile beraberdi. Bu 2014 yılında bizim Silivri duvarını yıkmamıza kadar orada Amerikan gemisindeydi. Yani AK Parti kuruluşundan iktidara geldiği 2002
sonbaharın en önemli tabii kuruluştan hemen sonra Amerika marifetiyle oldu. 2014 yılına kadar Amerika gemisindeydi. Ama 2015 yılı 24 Temmuz'unda Vatan Savaşı'nı başlattı AK Parti hükümeti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şu talimat verildi. PKK'yı hendekleri gömeceksin. Bu amaçla askeri harekatı başlıyoruz. Ona başladığı andan itibaren Amerika'ya tavır aldı. Şu nedenle, bu neden, onun nedeni de söyleyelim. Türkiye devleti ve milleti, ordusu, polisi, Türk milleti Amerika'ya cephesini döndü. Orada AK Parti ya FETÖ ile beraber kaybolup gitmeyi göze alacaktı veyahut da Türkiye tarafına geçip iktidarını sürdürecekti. Bu tabii Vatan Partisi'nin ve Türk milletinin ve Türkiye devletinin, işte ordusunun, polisinin büyük bir başarısı. Bu andan itibaren Türkiye gemisine geçti. Yani 2015'e kadar Amerika gemisinde olan AK Parti 2015 24 Temmuz'unda Türkiye gemisine geçti. Ondan sonra ne oldu? AK Parti'nin içindeki Amerikancılar sapır sapır dökülmeye ve ayrılmaya başladı. İşte Abdullah Gül ayrıldı, Babacan ayrıldı, Davutoğlu ayrıldı. Yani AK Parti içindeki Amerika ayrılmaya başladı. İşte 2015 24 Temmuz'dan sonra Vatan Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milleti, Türk Polisi, ondan sonra Türk Ordusu tabii en başta, Türk korucuları bu milleti oluşturan ve Türk milli devletini oluşturan güçler aynı gemide idi. Ama bu geminin içinde çeşitli eğilimler var. Bir Vatan Partisi gibi ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bu gemide daha tutarlı, en tutarlı gücü Türkiye gemisinin Vatan Partisi'dir. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de hapishaneden kurtaran Vatan Partisi'dir. Silivri Duvarı'nı biz yıktık. Yıkılmasına biz önderlik ettik. Onu da herkes biliyor, görüyor. İfade etmiştir zaten. Dolayısıyla aynı gemide olduğumuz nereden belli? PKK'nın üzerine yürürken aynı gemideyiz. 15-16 Temmuz gecesi baktık sağımızda Sayın Tayyip Erdoğan var. Solumuzda Sayın Binali Yıldırım var. Yani demek ki aynı gemideyiz. Yani 15-16 Temmuz gecesi FETÖ darbesi Amerika'nın olduğu zaman kim hangi gemide orada belli oluyor. FETÖ'nün şey listesinde, kara listesinde öldüreceği adamlarda kimler yazılı? Tayyip Erdoğan yazılı, Doğu Perinçek yazılı falan filan. Değil mi? Arabanın şeyinden, bagajından bu liste çıktı. Demek aynı gemideyiz. FETÖ'nün öldüreceği adamlarda Amerika'nın hedef aldığı adamlar listesinde Tayyip Erdoğan da var, Doğu Perinçek de var. Demek ki aynı gemideyiz. Ve o gece aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk milletinin işbirliğiyle FETÖ bastırılırken biz Tayyip Erdoğan'la mezarda buluşmak yerine dünya yeryüzünde buluşma durumu oldu. Bu da aynı gemide olduğumuzu gösteriyor. Ondan sonraki süreç nedir? Fırat Kalkanı. Aynı gemideyiz. Zeytin Dalı. Aynı gemideyiz. Hangi cephedeyiz oldu şimdi işte. Yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı. Gemiyle cephe aynı. Evet. Gemiyle cephe arasında fark yok. Askeri tabii, hareketlerden dolayı. Askeri hareketlerle o şey daha da koyulaşıyor. Yani saplar daha keskinleşiyor. Çünkü işin içine silah giriyor. Aslında 15-16 Temmuz gecesi iş silahla çözüldü. Hatta Silivri duvarlarının yıkılması da yani doğrudan doğruya bir Silivri duvarını silah, ateşli silah kullanarak yıkmadık ama bir nevi nedir o? O da şiddetin geçerli olduğu bir ortamdaki bir çözüm. Yani karşı taraf sana şiddet uyguluyor, seni hapse atıyor. Sen de o duvarı yıkıp o hapisten çıkıyorsun. Normal bir şey değil bu. Değil mi? Koskoca bir Türk ordusunun tek kurşun atılmadan esir edilmesi, hapse tıkılması normal bir olay değil. Bu bir şiddet olayı. Türk ordusuna karşı bir ve Vatan Partisi'ne karşı bir şiddet uygulandı. O şiddeti yıkmış olduk. Zincirlerimizi kırmış olduk. O da bir tür silahlı mücadele. Bizim Silivri'den çıkışımız da sonuç itibariyle kuvvetin, cebirin, zorun geçerli olduğu bir ortamda kazanılmış bir başarıdır.
Dolayısıyla aynı gemide olmamız bizim uydurduğumuz bir olay değil. Fakat şunu görmemiz lazım. Bütün tarih boyunca görüyoruz. Diyelim Mustafa Kemal'le Kurtuluş Savaşı'na katılan bir takım işte Refet Paşa falan filan onlar da aynı gemideydi ama Nutuğu okuduğumuz zaman baştan sona Mustafa Kemal Paşa'nın kimlerle mücadele ettiğini görüyoruz. Refet Paşa'yla, Bekir Sami'yle falan filan. Değil mi? Kara Vasıf Bey'le falan. Hem aynı gemideler ama aynı zamanda o geminin içinde de bir iki çizgi mücadelesi var. Farklı rotalar var. Farklı eğilimler var. Dolayısıyla aynı gemide olmak mücadeleyi reddeden bir konum değil. Evet, hem şöyle ifade edelim. Hem beraberiz, dostluk var. Hem de aramızda bir mücadele var. Hem dostluk hem mücadele. Bu burada bazen dostluk öne çıkıyor. Mesela ne zaman? 15-16 Temmuz gecesi. Dostluk öne çıkıyor. Çünkü o gece düşman seni yok etmek için bir darbeye girişmiş. Orada biz Tayyip Erdoğan'la, Binali Yıldırım'la, AK Parti'yle, MHP'yle dosttuk. Ve ama ne oluyor? Mesela şimdi şu Blinken'in falan karşıladığı noktalarda burada dostluk değil, mücadele önde. Ve arkadaki sürece baktığımız zaman Vatan Partisi, AK Parti ile ve MHP ile onların Amerika ile ve İsrail ile uzlaşan siyasetleriyle mücadele ettiği için onları daha ileri mevzilere çekebilmişizdir. Yani mesela biz Silivri Duvarı'nı yıktığımız için AK Parti FETÖ'nün yanından ayrıldı. Veya 15-16 Temmuz gecesi Vatan Partisi'nin kararlılığı AK Parti'nin kararlılığında davet etti ve o mevziye onları çekti. Veya ekonomi planında bizim işte batıdan para dilenmeyelim, bir üretim devrimiyle Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözelim politikası zaman zaman AK Parti'de etki yapıyor ve neyi onları daha milli, daha üretimci bir çizgiye çekebiliyor. Dolayısıyla bizim aynı gemideki mücadelemiz, yani gemide beraber bulunduğumuz diğer milli kuvvetlere karşı mücadelemiz onların daha tutarlı mevzilere gelmesi, Amerika'dan ayrılması, İsrail'den iyice ayrılması konusunda da etkili oluyor. Dolayısıyla evet bugün de AK Parti Türkiye gemisindedir ama Türkiye gemisinin bocalayan ve zaman zaman da Amerikan gemisine ona göz kırpan ve ona senin tarafa tekrar geçebilirim falan gibi umutlar veren bir rolü olduğunu da görmemiz lazım. Gemi su alıyor, o su alan yerleri kapatalım bir süre diye sıcak para peşinde koşmayı öyle izah ediyor AK Partili bazı yöneticiler. İşte o gemiyi su aldırma, o gemi su alan delikleri kapatmaz, o geminin batmasına yol açar. Çünkü o gemi niçin su alıyor? O Batı'nın dayattığı, Turgut Özal'la uygulanan dünya ekonomisiyle bütünleşme politikası Türkiye'yi 500 milyar dolar borca batır. Gemi o yüzden su alıyor. Siz aynı siyaseti devam ettirdiğiniz zaman 500 milyar dolar borç 600'e çıkar, 700'e çıkar ve çıkıyor. O yönde olay gelişiyor. Dolayısıyla deliği kapatmıyorlar, deliği büyütmüş olacaklar. Ama buna Türkiye izin vermeyecek. Yani önümüzdeki dönem AK Parti'nin bu batıdan sıcak para dilenme, ondan sonra döviz dilenme siyasetinin iflas ettiği günleri göreceğiz. Mehmet Şimşek yakında bakanlıktan alınır mı? Onu mu kastediyorsunuz? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kaybeder. Böyle devam ederse. Evet. Ve böyle devam edecek gibi gözüküyor. İsveç'in NATO'ya alınmasını evet derse, Filistin'e karşı bugünkü o sadakatsizlik, ihanet politikaları sürdürülürse, ekonomi politikaları Turgut Özal'ın çizgisinde Türkiye'nin daha büyük açıklar vermesine yol açarsa, halkın şikayetleri, ekonomik sorunları ağırlaşırsa, esnafdan tutun da büyük sanayicisine kadar, işçisi, çiftçisi, bütün Türk milleti faize çalışmaya devam ederse Tayyip Erdoğan yönetimi sürmeyecektir ki şu anda istikametleri o.
Ve buradan dönmek konusunda onlara bir imkan sunmuş olduk. Ne zaman? Seçimden önce dedik ki böyle gitmez. Gelin bir üretim, üreticilerin milli hükümeti için bir beraberlik oluşturalım. Ve seçime de böyle girelim. Ve önümüzdeki dönemi de bir üreticilerin milli hükümetiyle göğüsleyelim. Buna evet deseler de olumlu seçenek yürürlüğe girmiş olacaktı. Ben yakın zamanda Gaziantep ve Kayseri'ye gittim Sayın Başkan. Orada çok sayıda AK Partili seçmenle sohbet etme fırsatı buldum. AK Partili yöneticilerle aynı zamanda. Şunu merak ediyorlar. Doğu Bey buralarda hep çözüm anlatmasına rağmen, çözüm konuşmasına rağmen Cumhurbaşkanı acaba neden o adımları atamıyor? Acaba Doğu Bey böyle birlikte yürüyemeyeceğini mi düşünüyor? Çünkü Doğu Bey çok inisiyatifli, çok baskın. Hayır. Yani anlamaya çalışıyor AK Parti seçmeni. Vatan Partisi kadar, bakın Vatan Partisi kadar bu sınavlarda son derece olgun neticeler almış bir parti yok. Düşünün, bizi hapse kim attı? Tayyip Erdoğan FETÖ ile Amerika ile işbirliği yaparak bizi hapse attı. Bizi hapse atanlar 2015-24 Temmuz'unda PKK'nın üzerine yürüme kararı alınca biz niye bizi hapse attın falan filan bunu bile söylemiyoruz. Ne diyoruz? Vatan savaşı başlamıştır. Şimdi hepimiz aynı gemideyiz. Daha da ilerisini söyleyeyim. AK Partililerle de konuşalım. Aklı başında AK Partililer. Onların hepsinin tespitleri şudur. Yani Vatan Partisi olmasa bugüne kadar AK Parti'deki hükümeti yıkılırdı. Doğru. Vatan Partisi'nin bu vatan savaşı çizgisi, aynı gemideyiz çizgisi AK Parti hükümetinin Türkiye'de ayakta kalmasını sağlamıştır. Bundan daha olgun, daha akıllı bir siyaset olabilir mi? Şu anki yani çizgisini düşündüğümüzde peki yani bu Doğu Perinçek veya Vatan Partisi, Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin genel başkanı, Vatan Partisi diye konuşalım. Vatan Partisi efendim problem çıkartan, uzlaşmazlıklar arayan, çatışma arayan bir parti değil ki. Yok, Vatan Partisi'nin değil. Bir tane kararlılığı var. Amerikan emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı üretim devriminin başarılması için Türkiye'nin milli bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü, FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı kararlılık. Böyle bir kararlılık var. Seçmen ama benim konuştuğum seçmen böyle demiyor AK Parti yöneticileri. Onlar bu konularda sizinle hemfikir. Zaten gönüllerinden istediklerini anlıyorum sohbet sırasında. Onlar şunu anlamaya çalışıyor. AK Parti merkezi neye takıldı da o adımı atamıyor bir türlü diye. Yani siz gerçi bunun yanıtını verdiniz. Bunu çok net vereyim. Vatan Partisi ile Doğu Perinçek ile beraber oldukları zaman Amerika'ya yaranamayacaklarını ve Amerika ile Türkiye'nin ekonomik sorunlarını onlardan diyelim müslükleri aşmalarıyla çözme umutlarını kaybedeceklerini biliyorlar. Yani biz bu seçimden, son seçimden önce bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik ve dedik ki biz Cumhur İttifakı'na katılmak istiyoruz. Ama bir nedir? Bir üreticilerin milli hükümeti hedefiyle. Ama şart koşarak katılmak istiyoruz demiş oldunuz şimdi. Zaten şart koşmayalım. Zaten bizimle bir ittifak yaptığınız zaman Amerika sizi şey yapar, siler. Zaten ama burada da Sayın Cumhurbaşkanı gerçekçi değil. Zaten Amerika onun üzerine çizmiş. Bizimle beraberlik onu ayakta tutan bir çözümdür her zaman için. Ama ona cesaret edemiyor. Hala akılları, fikirleri yani AK Parti yönetiminin geçmiş zamanda olduğu gibi Batı sistemi içerisinde işte bir takım paralar bulurlar, sıcak paralar bulurlar falan çarkı çevirirler. Akılları fikirleri burada. Bu AK Parti, bu Vatan Partisi ile birlikte olmaz. Doğu Perinçek ile birlikte uygulanabilecek bir program değil. Onun için burada düğümleniyor olay. Yani Vatan Partisi ile beraber Londra bankalarının, New York bankalarının kapılarında para dilenemezsin. Vatan Partisi ile beraber Filistin'e ihanet edemezsin. Vatan Partisi ile beraber Kıbrıs konusunda bugünkü zayıf siyaseti sürdüremez. Kıbrıs'ın tanınması, işte Abazya'nın tanınması, Rusya'nın tanınması, Türk devletlerinin, İran'ın, Pakistan'ın, Çin'in tanınması kapılarını açarsın Vatan Partisi ile birlikte.
Vatan Partisi ile birlikte olduğun zaman Rusya'ya ambargolara boyun eğemezsin. Vatan Partisi ile birlikte olduğun zaman İran'la, Amerika'nın İran'a koyduğu yaptırımların hizmetinde olamazsın. Vatan Partisi ile beraber olduğun zaman Zelenski ile dans edemezsin. Ukrayna'ya silah yardımı yapamazsın. Rusya ile hem ben biraderim, dostum, mostum deyip hem de Rusya'ya karşı bu şeyi dostluğa uymayan, Rusya'nın düşmanlarını silahla destekleyen siyasetleri Vatan Partisi ile birlikte sürdüremez. Olay bundan ibaret. Yani aynı gemideyiz fakat AK Parti şimdi kayalıklara götürüyor diyorsunuz gemiyi. Onu engellemeye çalışıyoruz. Yani evet, sonuç itibariyle ama kayalıklara bu gemi gitmeyecek. Yani kayalıkları gitmeyeceğini de %100 biliyoruz. Çünkü bu gemide Vatan Partisi var ve geminin dümenine Vatan Partisi geçecek ve diğer milli güçlerle beraber. AK Parti'nin büyük çoğunluğu da o zaman Vatan Partisi ile beraber olacak. Yani AK Parti'den vazgeçerek, MHP'den vazgeçerek o geminin dümeninde olmayacağız. O güçlerin milli olduğunu biliyoruz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içinden de çok önemli bir gücün bizimle beraber olacağını önümüzdeki süreçte görüyoruz. Güzel. Ama bu neyden geçiyor? Bu aynı zamanda dostlara karşı mücadele siyasetinden geçiyor. Yani bunlar bizim dostlarımızdır. Her yaptıkları şeye boyun eğelim. Ondan sonra Türkiye ekonomisini batırmalarını da alkışlayalım falan. Bunu yaparsak o dostluğa da ihanet olur. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.